Merhaba arkadaşlar, farklı rebuild konseptleri getirmeye devam ediyorum sizlere. Bu videoda ilk defa bir her transfer teklifini kabul etme challenge yapacağız. Yepyeni bir konsept. 1 milyar challenge yapmıştık, 1 milyarı vermiştik Stevenage'e, 4. Lig İngiltere takımına. Onu da izlemediyseniz iyi noktasından sonra, bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Bu konseptimiz biraz daha farklı. Bu konseptin kurallarını açıklayayım. Takımımız Barcelona olacak. İlk transfer döneminde, yani yaz transfer döneminde başlangıçta transfer yapamayacağız. Ama bize gelen herhangi bir teklifi, mesela Messi'yi diyelim, Manchester United gelip 50 milyon almak istiyor. O teklifi geri çeviremiyoruz. O teklifi kabul etmek zorundayız. Yani herhangi bir teklif ne olursa olsun, bir tek kiralama teklifleri hariç hepsini kabul edeceğiz. Kiralama teklifleri genellikle genç oyunculara geldiği için ve elimizde çok oyuncu giderse yerlerini dolduramayız diye, hükmen yenilmeyelim diye kiralama tekliflerini kabul etmeyeceğiz. Bunun haricinde herkes serbest. Amacımız ne peki? Amacımız 2 sezonda, Barcelona gibi büyük bir takım aldığımız için 2 sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olacak. İlk sezondan bitirebilirsek bitirebiliriz. Puanlama sistemi de getireceğim ben buna. Diğer takımlarla da bu konsepti yapınca o takımlara göre de ne kadar başarılı olduk kıyaslarız kendimizce. Peki biz transfer yapabiliyor muyuz? Ne zaman yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Ara transferde sadece yapabiliyoruz. Yani takımımız gruplardan çıkabilirse güzel, oyuncuları kaybettikten sonra. Fazla daha uzatmayayım ben burada. Siz de görünce zaten anlayacaksınız nasıl çalışıyor bu konsept. İlerletiyorum. Bakalım bir teklif gelecek mi? Semedo'ya teklif geldi hazırlık maçından sonra. Liverpool Semedo'yu istiyor. 27 milyon. Sağ bekimizin bir tanesi gidiyor burada. Kabul edeceğim. Çok düşük bir teklif aslında. Peşine bir kiralama teklifi. Bunu reddedeceğim. Yani Perez'i bonservisle almak isterlerse satabiliriz ama kiralamak isteyince kabul etmiyoruz. Sergio Roberto için de aynı teklif var. 27 milyon yine. Bu sefer Juventus gelmiş. Kabul ediyorum ben teklifi. Bakalım gider mi? Liverpool Nelson Semedo transferini bitirdi. Semedo pozunu vermiş. İlk güle güle dediğimiz oyuncu Nelson Semedo oluyor. Diğer sağ bekimiz Sergio Roberto da gitti. O da pozunu vermiş. Juventus'ta başarılar koçum. Sağ bekimiz kalmadı arkadaşlar. Rakitic için şimdi yine Liverpool geldi. Rakitic'e 38 milyon vermişler. Yani iyi bir teklif aslında. Ederinin arasında bir teklif. Güle güle Rakitic. Rakitic'i de tanıttı burada Liverpool. Transferi bitti arkadaşlar. Pürüz çıkmadı. Yeni bir teklif Arturo Vidal'a Watford'dan. 23,5 milyon. Onu da kabul ediyoruz. Zaten 25 ederi varmış. Arturo Vidal fazla para etmiyordu. Watford iyi bir transfer yaptı aslında. Vidal onlara yardım eder. Transferin son gününe kadar bayağı bir zaman geçti ama teklif gelmedi. Bayağı şanslıyız. Yani yıldız oyuncu kaybetmedik. Bakalım kime bu teklif? Bir teklif görünüyor. Peña için kiralama teklifi. Hala yani şanslıyız. Onu da reddediyoruz. 4 saat kala bir teklif daha var. Acaba Messi mi? Umtiti. Manchester City Umtiti'yi istiyor. Çok da kötü bir teklif yapmışlar Eder'ine göre. Umtiti gidiyor. Umtiti de satıldı 1 saat kala. Yani en azından Messi, Suarez, Griezmann falan kaybetmedik. Yıldız oyuncu kaybetmedik. 1 saat kala son bir teklif daha var mı acaba? Zaten kabul etsek de ara transfere kadar bizde olur. Ama yok. Transfer teknik direktör ödülü kazanmışız. Umtiti'yi kaybettik, Vidal'ı kaybettik, Rakitic'i kaybettik, Sergio Roberto ve Nelson Semedo'yu kaybettik. Toplam 5 tane oyuncu, ikisi sağ bek olmak üzere 5 oyuncu kaybetmiş bulunuyoruz ve elimizde böyle bir ilk 11 kalıyor. Yani ofansımız çok iyi. Bu takım her türlü Şampiyonlar Ligi'ni tek sezonda da kazanır. Ara transferde bir sağ bek gerekecek bizlere. Bunun haricinde başka transfere gerek yok gibi bu takımda. Ama umarım bir sürpriz olmaz. City kendini bayağı güçlendirdi. Artık görmek için ara transfere geçeceğiz. Şampiyonlar Ligi grubumuzu biliyorsunuz zaten. Gerçekteki grup, ölüm grubu. Dortmund, Inter, bir de Slavia. Bu gruptan yine de çıkabiliriz diye düşünüyorum. Acaba La Liga'yı alabilir miyiz bu kadroyla? Görelim. Ara transfer dönemimiz geldi. Şimdi biz de transfer yapabileceğiz. Ama durumlar nedir? Geri çıktık. Menajer reytingimiz 76. Ligde 3.'yüz. Atletico Madrid, pardon, Real Madrid namağlup lider. Biz de namağlubuz. Ama Atletico Madrid'in altındayız. Ama fena da değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde durumlar
Spurs'la eşleşmişiz. Gruplardan çıkmışız. Lider tamamlamışız namalup. Bizden Suarez en çok gol atmış. Asistlerde kral var mı? Yok. Ama Busquets'in 5 asisti var. Oblak da en iyi kaleci. Ter Stegen 4. Yalnız tekrar hatırlatayım. Ara transfer döneminde eğer teklif gelirse bize satacağız, kabul edeceğiz. Ben öncelikle başlangıçta bir sağ bek alayım. 382 milyona gelmiş bizim bütçe. İstediğimiz sağ beki alabiliriz abi o zaman. Hedefimizde 52 milyonluk Joshua Kimmich var. 60 milyon teklif ediyoruz. Herkes satılık hocamız. 60 milyon alamıyor. 78 istediler. 68'e alır mıyız? 68 milyona bizim oluyor Joshua Kimmich. Mesela biz ilk günden değil de son günden tüm transferlerimizi yapabiliriz. O zaman ne olmuş olur? Hani bize gelen teklifler geldi, herkesi sattık. Elimizdeki tüm parayla boşluklarımızı rahatça doldurabiliriz. Ama öyle yapmayacağım, öyle eğlenceli olmaz. Başlangıçta biz boşluklarımızı dolduralım, satılanlar satılsın, ona göre yeni adam bulalım oralara. Hemen hemen aynı şey olur ama böyle daha eğlenceli olacak ve derken Suarez'e 52 milyonluk bir teklif geliyor. Sergio Roberto'dan sonra Juventus Suarez'i de alıyor bizden. Çok ucuz bir ücrete. Suarez'in transferinde pürüz çıkmadı ve Suarez 52 milyona değerinin altında gitti diye bir haber var. Barcelona Suarez'i değerinin altında sattı diye bir haber var. Kiralık yapmıyoruz. Kiralık bir ton teklif geliyor. Şimdi biz Suarez'in yerini Robert Lewandowski ile dolduracağız. Biz de Bayern Münih'i sömürmeye devam ediyoruz. 79 ile 117 milyonluk bir teklif bize onu getirirmiş. Bizde 360 mı 370 falan var. 360 varmış. 80 milyon diyeceğim. Bakalım kabul ediyorlar mı? 111 milyonu istedi Bayern Münih. 100 milyona düşüyorum. Fazla tantana istemiyorum ama adamlar yine ısrar ettiler. 102 milyona Lewandowski'yi transfer ediyoruz. Leva'ya serbest kalma bedeli verdim. Kabul ettim onu. Acaba birisi bizden serbest kalma bedeliyle alır mı? Ara transfer dönemi bitene kadar. Şimdi transferin son günde geldi. Barcelona ile bayağı bir şanslıyız. Yani ana adamlarımızdan bir tek Suarez gitti. Messi duruyor. Elimizde de 250 milyon euro var. 257 milyon. Ben orta sahaya iki transfer yapacağım. Birincisi dünyanın en iyi merkez ofansif orta saha oyuncusu belki de Kevin için 110 milyon euro başlangıçta teklif ediyorum. 166 istiyor Pep. Çok para istiyorsun be Pep. 135 milyon tam Barcelona'lık bir adam Kevin De Bruyne. 135'i kabul etti. Çok iyi. İkinci alacağım adam Virgil van Dijk. Orta saha alacağım demiştim ama van Dijk daha yararlı olur. Stoperde bir 86'lık Langley var. Onun yerine girerse yedeklerde de zaten yanılmıyorsam yüksek reytingli bir stoper oyuncumuz yok. Van Dijk için ben 100 milyon demeyeceğim. 90 milyon diyeceğim başlangıçta. Bakalım alabilir miyiz? 139 milyon istedi bizden Klopp. 119 milyona geliyor mu van Dijk? Geliyor. Geliyor. Langley'i veya Pique'yi çıkarabilirim. Ben Pique'yi çıkaracağım. Pique düşer muhtemelen bir overall'da. De Jong'u şöyle getirip Kevin'i de Arthur'un yerine koyacağım. Orta sahada böyle ofansif olabilecek bir oyuncu yoktu. De Bruyne orayı gideri diye düşünüyorum. Zaten artık takımda ateş ediyor. Her türlü bu takım Şampiyonlar Ligi'ni bu sezon alır diye düşünüyorum. Arkadaşlar son transfer gününü de bir geçirelim. Umarım kimse satılmaz. 5 saat hiçbir şey yok. 4 saat yine hiçbir şey yok gibi. 3 saat bir teklif geldi ama gider mi o satacağımız oyuncu? Pique için teklif geldi Manchester United'dan. Manchester Pique'yi tekrar istiyor. Stoper almamız çok iyi oldu o zaman. Yani Pique gider mi gitmez mi bilmiyorum da. Ben daha transfer yapamam zaten Pique gitse de. Para gelmez. Son anda sanırım Pique satıldı burada. 3 tane haber var. Görüşmeler başarısız oldu, Pique kaldı. Çok iyi. Şimdi o zaman atlayalım biz Tottenham maçımıza. Tottenham maçı öncesi hiçbir eksiğimiz yok. Biraz yorgunluklar var. Onlar da normaldir. Deplasmanda bir 4 golümüz var mı? 4 gol yok ama 3 gol var. Çok iyi. Messi, Griezmann. Rövanşa hemen geçelim. Van Dijk sakatlanmış. 2 ay yok. O sezonu kapattı o zaman. Bir de Arthur 7 gün sakat. İç saha Tottenham 3-0'ın üstüne. 4-2. Rahat geçiyoruz turu. Bir sonraki tura ilerlerken Messi'yi sakat görüyoruz. Messi 6 hafta sakat. 2 ay sakatlanan Van Dijk geri gelir. Ama şimdi rakibimiz Paris Saint-Germain.
Messi'nin yerine Dembele mi girdi? Oo yok. Messi'yi çıkardım, Dembele'yi koydum oraya. Paris Saint-Germain de ters bir takım. Deplasmanda ilk maç. City'yi elemişler. 3-0 alıyoruz ama biz. Lewandowski hat-trick. Çok iyi bir transfer olduğunu kanıtlamaya çalışıyor Leva. Normalde simülasyonlarda belli olmuyor. Ya çok kötü ya çok iyi. Rövanş maçımızda aynı ilk 11. Messi ile Van Dijk hala yoklar. İç sahada yine 3-0 alıyoruz. Bu sefer Griezmann bir de kaçırmış penaltıyı. Kaçırmasa zaten 10 kişi kalmış Paris Saint-Germain. Kaçırmasa hat-trick. Bir tane penaltısı zaten varmış. Dembele de diğer golü atmış. Geçtik. Yarı final öncesi Van Dijk geri gelmiş ama yara bandı gösteriyor. Yara bandı gösteren oyuncular biraz sakıncalı oluyor. Onu oynatmayacağım. Pique biraz yorgun olmasına rağmen. Messi'yi hala bekliyoruz. Yarı finalde de çok enteresan bir eşleşme var. Geçen sezon gerçek hayattaki eşleşme, Liverpool'a karşı yarı finaldeyiz. Onlar bizlerden oyuncular aldılar. Yanlış oldu. Simülasyon, ilk maç iç sahada bakalım kim var onların ilk 11'inde. 1-0 alıyoruz. Fabinho penaltı kaçırmış. Çok iyi bir penaltıcı. Döbrü'nün golü, 1-0 evimizde gol yemiyoruz. Rakitic bize karşı oynamış. Semedo'yu oynatmamışlar. Yedeklerdeymiş Semedo. İyiyiz. Deplasmanda da gol lazım yalnız. Rövanş maçı için Messi yara bandı gösteriyor ama ben Messi'yi oynatacağım abi. Yara bandı falan fark etmez. Messi oynar. De Jong kırmızı kart cezalı. Onun yerine iyi ki bir Arthur'umuz var. Başka herkes iyidir. Hadi bakalım 1-0'ın üstüne Anfield'da bitiriyor muyuz bu işi? Van Dijk de tekrar ilk 11'de. 1-0'ın üstüne 3-1. Üf! Griezmann yine penaltı kaçırmış ama fark etmez. Langley bu sefer sakatlık gösteriyor. Salah bir tek gol atmış onlardan. Çok iyi. Mükemmel. Finalde rakibimiz Atletico Madrid. Arkadaşlar maça geçmeden önce ve puanlandırmaya geçmeden önce ben oluşturduğum puan sistemini sizlere anlatayım. Üçlü Rebuild Challenge daha önceden izlediyseniz orada bir puan sistemi vardı. Ona benzer bir puan sistemi ama burada mesela iki sezonumuz var ya. Burada bir tane sezon artacak. Bu kupayı alırsak eğer, ben oynayarak alırsam eğer. O artan sezon içinde bir ekstra bonus puan vereceğiz. O puan 200 puan olacak. Neden 200 puan? Öyle ciddi bir puan vermem gerekti ki. Eğer diyelim bunu başka bir takımla yaptık. İki sezonda Şampiyonlar Ligi hariç her şeyi kazandı o takım. Ligde işte gol krallığını, asist krallığını, bunların hepsini kazandı. O takım iki sezonda bu sefer bu takımı geçebilecek hale gelme ihtimali olduğundan dolayı o ihtimali gidermek için artan sezon başına 200 puan vereceğiz. Yani şimdi ne olacak? Gol krallığı, asist krallığı, gol yenmeyen maç, ligde en fazla golümüz varsa veya da en az golü yemişsek onlara 10'ar puan vereceğiz. Lig şampiyonluğuna 75 puan vereceğiz. Şampiyonlar Ligi için 100 puan vereceğim. Ve ulusal kupayı da kazanmışsak, hani Kral Kupası falan, onlar da 40 puan edecekler. Bakalım Barcelona finale geçmeden önce kaç puan toplayabildi. La Liga ile başlıyoruz. Şampiyon muyuz? Namağlup şampiyonuz. Vay! Süper! Real Madrid'den 3 puan fazlamız var. Atletico Madrid'den de 3 puan fazlamız var. Vay be! Bu da demek oluyor ki 75 puanı kaptık. Ligde en çok gole orta az, oradan yarım puan alıyoruz. Yani 5 puan alıyoruz. En az golü Real Madrid yemiş, oradan 0 puanı çektik. Bakalım ulusal kupayı almış mıyız? Alamamışız. Atletico Madrid almış, biz deplasman golleriyle yarı finalde elenmişiz. Yarı finale puan yok. Gol krallığında en çok gol atanımız da yok maalesef. Costa gol kralı, bizden Griezmann 16 gol atmış. Asistlerde Frenkie de Jong bize 10 puanı kazandırdı ama adam asist kralı olmuş, helal olsun. Gol yenmeyen maçlarda da Ter Stegen eşit, Oblak'la eşit. Oradan da puanları bölüşüyoruz. 5 puan alıyor. Her şeye bakmış bulunuyoruz. Bir de toplam istatistikleri göstereyim sizlere. Kimler en çok verim sağlamış bizim için. Lewandowski iyi miymiş, değil miymiş? Lewandowski geldiğinden beri gayet iyiymiş. 32 maçta 19 gol. Griezmann en iyi oyuncumuzmuş yalnız. Süper verim. Messi 38 maça çıktı. Messi sakatlandı çünkü. 20 gol 13 asist, yoksa çok iyi aslında. Kevin De Bruyne daha da fazla oynayabilirmiş. Az oynatmış oyun De Bruyne'ü nedense. Yani Alenya'yı bayağı oynatmış. 26 maç oynatmış. Derken bu şekilde istatistiklerimiz arkadaşlar. Fazla uzatmayacağız. Maçımıza doğru ilerliyoruz. Formalar bu şekilde olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'na gideceğiz. 4 dakika oynayacağım sadece.
Buradan da 100 puanı kapabilecek miyiz görelim. Ondan sonra da final puanı söyleyeceğim ben sizlere. Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da. Görüyorsunuz oyuncularımız sahaya çıkıyorlar. Atletico Madrid, Piemonte Calcio, Juventus'u elemiş, Real Madrid'i elemiş ve Chelsea'yi elemiş. Yani onlar da bayağı sağlam takım elemişler. Messi fotoğrafta arkalarda kalıyor. Onların kadrosunu görmek için bir bekledim de onların dizilişi bize göstermeyecekler gibi görünüyor. Pek yeni bir oyuncu görünmüyor. Diego Costa gol kralı, Alvaro Morata ile çift forvet oynayacaklar. Costa, Morata çift forvet, Lemar, Saul, Herrera, Koke, Lodi, Jimenez, Hermoso, Arias, Oblak. Yani mevcut ilk 11 bu. Maç başlıyor Lewandowski'nin vuruşuyla. Yeni 9 numaramız. Bakalım alabilir miyiz bu maçı? Maç bayağı sessiz başladı. Rakip geliyor. Kenarlardan orta yapıyorlar. Kaleciye düşüyor. Bizim Messi indirdi adamı. Joshua Kimmich. Renan Lodi hemen kapattı orayı. De Jong. Sergio Busquets. De Jong. Çok iyi. Lewandowski. Robert Lewandowski. Şut şansı arıyor. Güzel geçti rakibine. Lewandowski. Oblak. Oblak uzaklaştırdı. Kontrol edebilirdi aslında. Griezmann sol ayağıyla ortayı attı. Lewandowski'nin kafası Oblak'ta kalıyor. Oo, çok güzel bir top. Lemar içeride tutabilirse tuttu. Orta Ter Stegen. Alvaro Morata. Atletico tehlikeli. Koke. Alvaro Morata. Koke. Büyük tehlike var. Morata. Ter Stegen'e mi çarptı? Direkt çarptı kesin de Ter Stegen'in müdahalesi var mıydı bilmiyorum. Büyük tehlike var. Ter soda kaldı. Şimdi abi adamlar öyle bir pres açmışlar ki hiçbir şeye dokunamıyoruz. Virgil van Dijk, top bizde kalmıyor. En azından Ter Stegen'in kucağında kalabiliyor. İlk yarı adamların presi üstümüzdeydi. Ve böyle de bitecek galiba. 0-0. Van Dijk iyi söktü. Big Verge. Güzel. Çok iyi. Sergio Busquets. Antoine Griezmann. Messi kaçar mı? Kaçtı, offside yok. Messi. Lionel Messi. Plase dışarı gönderiyor. Plaseler çok kötü gidiyor benim oyunda ya. Messi kaçırır mı onu? Vallahi kıl payı kaçırıyor bir de. Benim sliderlardan dolayı muhtemelen. Neyse Griezmann bir daha deneyelim. Hadi bakayım. Messi çok iyi geçti Renan Lodi'yi. Lionel Messi. Messi çekti. Messi plase. Bu sefer Oblak. Bu sefer Oblak. Top çıkmadı da. Alvaro Morata'ya derinlemesine güzel top. Offside de yok. Orta. Ooo, büyük boşluk. Saul dışarı gönderiyor %100'lük golü. Evet kontra atağımız başlıyor. Güzel aralardan Döbrün kaçtı, hata destek verdi. Sen nereden çıktın Döbrün? Pasını da bırakabilseydin çok iyi olacaktı da Mario Hermoso bırakmadı. Ben hafif taktiği değiştiriyorum. 4-3 atağa geçiyorum. Bir de talimatlarımı da vereceğim. Bakalım bu bir işe yarayacak mı? Messi mesela ileride kalacak. Arkaya koşu yapacak. Griezmann da aynı şekilde. İleride kal, arkaya koşu yap. Lewandowski de ileride kalacak. Geri kalan herkes aynı. Defans için. 90+2. Pozisyon üretemiyoruz. Rakip böyle kene gibi yapışıyor. 90 dakika boyu kene gibi. Hadi bakalım. +2'de bir şey olur mu? Sanmıyorum ama alsaydık belki bir şey olabilirdi. Uzatmalara gidiyoruz. Şutlar eşit. Top ortada. Pas isabeti bizden yana biraz ama her şey çok ortada. Sol kanatta Griezmann biraz hem sakat hem de yorgun. Onu değiştiriyoruz. Orta sahada De Jong'un yerine ya da Arthur'u alacağım. De Jong kalsın. Arthur, Busquets çok yavaş. Böyle devam. Messi. Yap ortanı Messi. Çok iyi bir orta. Kafa. Dembele dışarı. Arthur. Güzel. Çok iyi. Lewandowski. Leva. Leva mükemmel geçti. Leva süper geçti. Kevin. Kevin De Bruyne. Abi batırıyor Kevin De Bruyne. Çok yavaşlıyor nedense bir anda. Kimi iyi aldı. Sol taraftaki boşluğa gel. Dembele. Dembele sen mi atacaksın Dembele? Dembele ben atacağım diyor. İşte bu kadar diyor. Osman Dembele 1-0 yaptı uzatmalarda. İşte bu. Kontra atağı güzel bulduk. Kevin De Bruyne'nin asisti bu arada. Dembele uzak köşe. Sonunda be 1-0. Lemar aman hemen golü yemeyelim peşine. Virgil van Dijk çok iyi. İlk yarının ilk uzatmanın son anları.
bir şans olur mu bizim adımıza? Yok. Öyle bitti. İkinciye geçelim hemen. Alba. Robert Lewandowski. De Bruyne bak yine orada koşusunu yaptı. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne boşluğu buldu. Kevin De Bruyne. Oblak kurtarıyor. KDB'nin korneri. Messi de içeride. Pique döndü. Top bizde kaldı yalnız. Kimi? İçeride tutabildi. Arthur. De Jong. Lewandowski. De Jong'u bırakıyor. Frankie De Jong. Yaz şunu. Dışarı gönderdi De Jong. Maçın adamı KDB arkadaşlar. Anons geldi. Bu maç bizim mi acaba? Bitmek üzere. Alır mıyız? Alamadık. Aman dikkat. Sağ ol. Evet, top şimdi bizde. Güzel. Lewandowski bıraktı. Messi. Abi adam akıllı yere gideceğine adam gidiyor sol tarafa kaçıyor ama kaçan adamın tek golüyle 1-0 alıyoruz bu maçı. Daha da farklı yapmam gerekiyordu ama Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapıyoruz. Arkadaş kupa törenini gösteremedi ya. Ya orada atlatmak için bir tane tuş olmamalı ya. Yani o kupa törenine geçmek için bir tane atlama şansımız olmalı. Neyse burada artık arkadaşlar kutlamayı yapamayacağız. 100 puan da Barcelona'ya yazıyoruz ve toplamda Barcelona bu challenge'dan 395 puan alıyor. Ekstra sezon bonusuyla beraber. Şampiyonlar Ligi 100 puan, ekstra sezon bonusu 200 puan. 395 puanla bu ilk her transfer teklifini kabul etme challenge'ın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bunu hangi takımla görmek istersiniz? Yani Real Madrid herhalde Barcelona'dan sonra ilk akla gelecek takım ama başka fikirleriniz varsa yazmayı unutmayın. Hani 5 yıldızlı takımlar Real Madrid, Manchester City, Paris Saint Germain, Juventus bu takımlarla maksimum 2 sezonumuz olur. Yalnız mesela Olympique Lyon, Everton o tarz orta düzey 4-4,5 yıldızlı takımlarla da bunu 3 sezon deneyebiliriz ya da 4 sezon deneyebiliriz. 3 büyükleri yaparsak eğer Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş onlarla da 5 sezon deneyebilirim. Artık fikirlerinizi bekliyorum yorumlarda. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Minimum bir 5000 like'a getirebilirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Hoşça kalın.